Eğer güçlü bir teleskopla Erboğa takım yıldızına bakacak olursanız bize en yakın yıldızı görebilirsiniz. Ya da daha doğrusu bize en yakın yıldız sistemini görebilirsiniz. Alfa Centauri olarak bilinen bu yıldız sistemi bize 4.2 ışık yılı uzakta yer alır ve toplamda 3 yıldızdan oluşur. Bu yıldızlardan Alfa Centauri A tıpkı Güneş benzeri bir yıldız olup Güneş'ten biraz daha büyük ve 1.5 kat daha parlaktır. Sistemdeki diğer yıldız olan Alfa Centauri B ise turuncu renkli bir yıldız olup Güneş'e kıyasla biraz daha soluk ve biraz daha küçüktür. Birbirlerine kütle çekimsel olarak bağlı olan bu iki yıldız bu yüzden birbirleri etrafında dönerler ve aralarındaki mesafe Satürn'ün Güneş'e olan uzaklığı kadardır. Şu ana kadar yaptığımız gözlemlerde bu iki yıldızın çevresinde dönen gezegen adaylarının olabileceğini gördük. Ancak onların varlığını henüz kanıtlayamadık. Bunlarla beraber sistemde bir de üçüncü yıldız bulunmaktadır. Proxima Centauri olarak adlandırılan bu yıldız, sistemdeki diğer yıldızlardan 0.1 ışık yılı uzakta yer alır ve onlardan çok daha farklı bir yıldızdır. Çünkü Proxima Centauri bir kırmızı cücedir ve Güneş'in kütlesinin sadece 8'de birine sahip olduğu için Güneş'ten yaklaşık 2000 santigrat derece daha az sıcaklığa ve Güneş'ten yaklaşık 500 kat daha az parlaklığa sahiptir. Bu yüzden sistemdeki diğer yıldızlar dünyadan çıplak gözle görülebilirken Proxima Centauri bize en yakın yıldız olmasına rağmen sadece büyük bir teleskopla görülebilir. Proxima Centauri birçok açıdan oldukça sıradan özelliklere sahiptir. Hatta Samanyolu galaksisinde bulunan yaklaşık 100 milyar yıldızın yarısının Proxima Centauri gibi kırmızı cücelerden oluştuğu tahmin ediliyor. Ancak o her ne kadar sıradan bir yıldız olsa da çevresinde bulunan gezegenler için aynısını söyleyemeyiz. Yaptığımız gözlemlerde bu yıldızın 3 gezegene sahip olduğunu ve Proxima Centauri B adı verilen gezegenin ise yaşam barındırma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu gördük. 2016 yılında keşfedilen Proxima B, Dünya ile neredeyse aynı boyutlardadır ve yüzeyinde sıvı su barındırma ihtimali bir hayli yüksektir. Ancak yıldızın çevresinde dönen diğer iki gezegen için aynısını söyleyemeyiz. 2020 yılında keşfedilmiş olan bu gezegenlerden Proxima D, yıldızına çok yakın olduğu için yaşanamayacak kadar sıcaktır ve Merkür benzeri bir gezegen olduğu düşünülür. Yıldızına çok uzakta konumlanmış olan Proxima C ise yaşanamayacak kadar soğuktur ve Dünya'nın yaklaşık 7 katı büyüklüğünde olup bir süper dünya veya bir mini Neptün olduğu düşünülüyor. Yani bu iki gezegenin yaşam barındırma ihtimalleri yoktur. Ancak yıldızına makul bir uzaklıkta yer alan Proxima B yaşam barındırıyor olabilir. Yaklaşık 11 günlük bir yörünge periyoduna sahip olan bu gezegen, yıldızına Dünya'nın Güneş'i olduğundan 20 kat daha yakın olmasına rağmen yıldızının yaşanabilir bölgesinin içerisinde yer alır. Bu da gezegenin sıvı su barındırabileceği ve yaşama ev sahipliği yapabileceği anlamına gelir. Normalde bir gezegen, yıldızına bu kadar yakın olduğunda onun kavrulmuş bir gezegen olduğunu düşünürüz. Ancak işler Proxima Centauri gibi kırmızı cüceler de biraz farklı işlemektedir. Çünkü bu yıldızlar çok soğuk ve çok küçük oldukları için yaşanabilir bölgeleri de Güneş'e kıyasla çok daha içtedir. İşte Proxima B gezegeni yıldızına çok yakın olmasına rağmen onun yaşanabilir bölgesinin içinde yer alır. Fakat yıldızına bu kadar yakın olması gezegenin kütle çekim kilidi altına girmesine neden olmuş olabilir. Yani bu gezegen sürekli olarak aynı yüzünü yıldızına gösteriyor olabilir. Böyle bir durumun yaratacağı aşırı sıcaklık farkları gezegenin bir tarafının çölleşmesine ve diğer tarafınınsa donmasına neden olmuş olabilir. Hatta gezegendeki tek yaşanabilir alan gündüz ve gecenin ayrıldığı kısımda olabilir. Ancak eğer Proxima B'nin yörünge rezonansı tıpkı Merkür'ünkü gibi ise, yani yıldızının çevresinde iki defa dönerken kendi ekseni etrafında üç defa dönüyorsa kütle çekim kilidi altında olmayabilir. Bu durumda gezegenin bazı bölümleri sıvı suyu destekleyecek ve yaşama olanak tanıyacaktır. Ama bildiğiniz gibi atmosfersiz bir ortamda yaşamın uzun süre var olabilmesi mümkün değildir.
İşte ne yazık ki şimdiye kadar yaptığımız gözlemlerde Proxima B'nin bir atmosfere sahip olduğuna dair kesin bir kanıta ulaşamadık. Hatta gezegende bir manyetik alan olduğuna dair elimizde herhangi bir kanıt bulunmuyor. Yıldızına bu kadar yakın bir gezegenin manyetik alana sahip olmaması oldukça önemli bir detaydır. Çünkü Proxima Centauri gibi kırmızı cüceler her ne kadar Güneş'ten çok daha küçük yıldızlar olsalar da Güneş'ten çok daha aktif yıldızlardır. Bu da onların sürekli olarak parlamalarına, güneş rüzgarları saçmalarına ve çevrelerine radyasyon yaymalarına neden olur. Eğer bu tür bir yıldızın çevresinde bulunuyorsanız ve bir manyetik alanınız yoksa, atmosferiniz yıldızınızdan gelen yüksek enerjili ultraviyole radyasyona maruz kalacaktır. Bu da atmosferdeki gazların iyonize olmasına ve atmosferin büyük bir kısmının uzaya doğru saçılmasına neden olacaktır. Örneğin Mars'ın bir manyetik alanı olmadığı için anlattıklarıma benzer şeyler yaşamış ve atmosferini kaybetmiştir. İşte Proxima B gezegeni Dünya'nın Güneş'ten aldığı radyasyonun yüzlerce katı daha fazla radyasyona maruz kalmaktadır. Bu radyasyon yalnızca en hafif element olan hidrojeni değil, aynı zamanda oksijen ve azot gibi daha ağır elementleri de yok eder. Yani eğer Proxima B'nin bir manyetik alanı yoksa atmosferi kaçınılmaz olarak yok olmuştur. Öte yandan 2019 yılında bu gezegenin bulunduğu yıldız sisteminin civarından gelen bir radyo sinyali tespit ettik. Proxima Centauri sisteminin çevresinden geldiği düşünülen bu sinyal 982 MHz'lik frekans aralığıyla ne bir kuasar, ne bir kara delik, ne de bu tür bir gök cisminden kaynaklanıyordu. Hatta bildiğimiz hiçbir gök cismi bu frekans aralığında bir radyo sinyali üretmiyordu. Sinyal ilk olarak Avustralya'daki Parkes gözlem evinden tespit edilmiş, yaklaşık 5 saat sürmüş ve normalde uçak iletişimi için ayrılmış bir frekanstan yayınlanmıştı. Ancak o sıralarda bölgede hiç uçak olmadığı için bu sinyalin bir uçaktan kaynaklanma ihtimali imkansızdı. Bu noktada gökbilimciler sinyalin dünya dışı akıllı yaşamdan geliyor olabilme ihtimalini düşünmeye başladılar. Ve yapılan analizlerde sinyal, insanlar tarafından üretilen milyonlarca sinyali filtrelemek için kullanılan tüm testleri geçti. Hatta bu sinyal belirli bir frekansta ve oldukça dar bir aralıkta olup frekansı sürekli kaymaktaydı. Yani dünyanın dönüşü frekansta bir Doppler kaymasına neden oluyordu. Bu da onun dünya dışından geldiğini kanıtlıyordu. Ayrıca radyo teleskobu odak noktasını Proxima'dan alıp başka bir yöne çevirdiğinde sinyal ortadan kayboluyordu. Hatta ilerleyen zamanlarda Proxima Centauri tekrar dinlendiğinde sinyale dair hiçbir şey bulunamadı. Ve bu noktada sinyalin neden kaynaklandığına dair birçok hipotez ortaya atıldı. İlk olarak bu frekans aralığındaki sinyaller genellikle uydular gibi insan yapımı nesnelerden kaynaklandığı için onun dünyanın etrafında dönen bir uydudan kaynaklanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu varsayıldı. Ayrıca sinyale Avustralya'da bulunan bir bilgisayar ya da kuvars osilatöre sahip herhangi bir cihaz sebep olmuş olabilirdi. Bununla birlikte sinyalin Proxima Centauri'den geldiği bile tam olarak kesin değildi. Çünkü sinyal Proxima Centauri ile aynı hizada yer alan fakat arkasındaki başka bir kaynaktan da iletiliyor olabilir. Hatta bu sinyal Proxima Centauri'nin çevresindeki bir gezegenin manyetik alanından da kaynaklanmış olabilir. Örneğin daha önce elimizdeki radyo teleskopları Jüpiter'in manyetik alanından kaynaklanan radyo sinyalleri tespit etmeyi başarmıştı. Sonuç olarak bu sinyalin kaynağının ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey Proxima Centauri sisteminde oldukça gelecek vaat eden bir gezegenin olduğu ve bu gezegenin gelecekte insanlığa ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olduğudur. Hatta gökbilimcilerin kolonize etmeyi düşündüğü gezegenlerin arasında Proxima B ilk sıralarda yer almaktadır. Bu yüzden gelecekte insanlık buraya yerleşemese bile burayı mutlaka detaylı olarak araştıracaktır. Ve eğer dünya benzeri bir atmosferi ile bir manyetik alana sahipse de insanlığın bir sonraki evi burası olacaktır.